Mavi anlamlı gözleri, sert ifadeli yüzü, babacan tavırlarıyla her rolün altından kalkabilecek ender oyunculardandır. O beyaz perdede emekli Nazi subayını da, kötü Yunan generalini de, iyi kalpli deniz subayını da aynı üstün başarıyla canlandırmayı bilen bir oyuncudur. Sinemaya aşkla bağlı olan, son nefesini de bir film setinde veren, oyunculuk aşkıyla yanıp tutuşan bir adamın hikayesi bu. Atıf Kaptan'ın hikayesi. Drakula İstanbul'danın başrol oyuncusudur. En soğuk, en keskin bakışlı Drakulalardan biridir. Bir Millet Uyanıyor adlı bir film ve bu filmin bir Yahya Kaptan'ı vardır. Milli mücadeleyi konu alan bu filmde Yahya Kaptan rolü öylesine benimsemiştir ki soyadını Kaptan olarak değiştirmek zorunda kalmıştır. İşte o günden bu yana Atıf Terzioğlu, Atıf Kaptan olarak bilinir. Sen neye güveniyorsun? Neye? Oraya, sonra buraya. Türk Allah'ına ve yüreğine güvenir. Siz de güveniyorsanız gelin vuruşalım. Her birimiz bir düzenizi gebertmedikçe, şu kanlıca köyü kanımızla yıkanmadıkça oraya ayak basamayacaksınız. İşte bu kadar. Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Bir Millet Uyanıyor, Atıf Kaptan'ın ikinci filmidir. İlk filmi 1929 yılında yine Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Kaçakçılar'dır. Tiyatro geçmişi ise 1928 yılına uzanır. Atıf Kaptan, tiyatrocular kuşağındaki tiyatrovari oyunculuktan ilk filmlerinde de sıyrılarak tüm sinema hayatı boyunca abartısız ve sade oyunuyla belleklerde unutulmaz bir yer edinmeyi başaran önemli aktörlerden, karakter oyuncularından biridir. İzlediğimiz filmlerinde çoğu zaman hırslı, zalim, sert, acımasız baba, iş adamı, ağa tiplemelerindeki heybetli cüssesi ve sert bakışlarıyla korkutsa da her zaman güçlü oyunuyla ayrı bir yeri olur bizde Atıf Kaptan'ın. Sana kaç defa söyledim Asuman'ı rahat bırak diye. Affet beni Asuman, affet. Bırak beni, ben onunla gideceğim. Defol git buradan, sevmiyorum artık seni, yüzünü bile görmek istemiyorum. Görüyorsun, kız da istemiyor seni. Sırnaşma artık. Neredeyse her mahallede yazlık sinemanın olduğu yıllardı. Henüz evlere televizyon girmemiş. O yılların düş bahçeleri sinemalarda seyirci, izlediği büyülü dünyaların içine öylesine girer ki, hikayenin sahiciliğine öyle inanır ki, çoğu zaman kendini tutamaz, heyecanını engelleyemez ve konuya dahil olmaya çalışır. Filmin esas kızına, sen ona inanma kızım, seni kandırıyor, ya da Jön'e, dikkat arkanda, kaç oğlum diye bağırarak öğütler verir. Filmin kötü adamlarına da hep bir ağızdan yuh çekerler ve hain adam, kalleş diye bağırırlar. O yıllarda Atıf Kaptan da bu tepkilerden nasibini alan oyunculardandır. Anılardan, eski dergilerde, kitaplarda hakkında yazılanları okuduğumuz Atıf Kaptan da sinemamızın iyi kalpli kötü adamlarındandır. Battal Gazi serisi, Güzel Şoför, Küçük Beyin Kısmeti, Torpido Yılmaz, Sezercik Yavrum Benim, Gülizar, Tarkan Viking Kanı ve daha nice güzel filmde oynar Atıf Kaptan. Tedrisatından kimler geçmez ki? Fatma Girik, Cüneyt Arkın, Edison, Hülya Koçyiğit, Kartal Tibet, Türkan Şoray, Kadir Nanır ve Yeşilçam'ın adını sayamayacağımız oyuncuları. Atıf Kaptan'ın serüveni Atıf Terzioğlu olarak 1908 yılında İzmit'te başlar. Babası Terzizade Emin Bey, annesi Naciye Hanım'dır. Teyzesi Şehzade Ziyaettin Efendi'nin hanımıdır. Bu nedenle çocukluğu İstanbul'a saraylarda geçer. Tahsilini de Nişantaşı Sultanesi'nde yapar. Birinci Dünya Savaşı yılları geldiğinde Atıf Kaptan İzmit'e babasının yanına döner. Eğitimine bir sürede orada devam eder. Savaş koşulları nedeniyle okuduğu okul kapanır. 1925 yılında tekrar İstanbul'a döner. 1926 yılında İstanbul Umumi Sigorta Şirketi'ne girer memur olarak. Fakat lise yıllarında tiyatroya heves etmiştir ve hep aklındadır tiyatro. Bu hevesten dolayı memurlukta uzun süre kalmaz. Avrupa'dan dönen Muhsin Ertuğrul, Darülbedai için genç oyuncular aramaktadır. Atıf Kaptan da 1928 yılında Darülbedai'ye girip ilk kez Hamlet oyununda papaz rolünde oynar. Sonra Taş Parçası, Hisse-i Şaiye, Ceza Kanunu, Müfettiş, Aynoros Kadısı, Bir Kavuk Devrildi, Hülleci ve Paydos adlı oyunlarda oynar. 1930 yılında Darülbedai'den ayrılarak Vedat Örfi Bengü ile ortak bir tiyatro topluluğu kurarlar. Yine aynı yıl Kaçakçılar filmiyle sinema serüveni başlar. Sus, heyecanlanma. Nasıl kurtulacak? Böyle bir şey olsa bu sefer kendi elimle çeker vururum. Siz ikiniz iyi dinleyin beni. Bir kere bu işe kadın karıştırdınız, gördünüz olanları. Benim de hesap vereceğim yerler var. Bu iş bitene kadar kadın yok. Sen de bunu kafana iyi sokasan. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi çok iyi bilirsin. Kendi kurduğu tiyatro topluluklarıyla 1945 yılına kadar turneler yapar. 1932 yılında ikinci filminde oynar.
Aynı yıl Fatma Leman Hanım'la evlenen Atıf Kaptan 1964 yılında bir söyleşisinde sinemaya başladığı yılları değerlendirirken şimdiki gençlere gıpta ediyorum der. Kaşla göz arasında hemen şöhret olup çıkıyorlar. O zamanlar şöhret böylesine ucuzlamamıştı. Biz bu duruma adeta sürünerek geldik. Sıkı disiplin vardı. Senaryoyu okuyup diyalog ezberlerdik. Şimdi senaryonun yüzüne kimse bakmıyor bile. Hikayeyi rejisör anlatıyor, oynayacağınız rolün mahiyetini setlerde öğreniyorsunuz. Sinemamızın en önemli karakter oyuncularından Atıf Kaptan, bugünleri görse ne derdi bilinmez fakat kendisini tanıyanlar, sinemada onca yıl ayakta kalmasını, insancıl, neşeli, arkadaş canlı olmasına ve işini çok sevmesine bağlıyor. Sert, zalim, acımasız, kötü adam rollerinde oynamasına karşın halk tarafından sevilen bir aktördü Atıf Kaptan. Bu durumu kendisi de şöyle açıklar. Halkın sevgisini kazanmak kolay değildir ve halkın sevgisine mahzar olmayan her şey yıkılmaya mahkumdur. Hayır Maria, o Türk'le evlenmene asla müsaade edemem. O zaman size isyan etmek zorunda kalırım. Bunu bana babana yapamazsın. Üstün ve saf Alman ırkından gelen soyumuza yabancı kanı karıştıramazsın. Saçma bütün bunlar. Yetişkin ve özgür bir insanım. Dilediğim gibi yaşarım. Mutlu olmak benim de hakkım. Hayır. Hakkın yok buna. Türk sinemasının en önemli karakter oyuncularından, kötü adam rolleriyle de sevilmeyi başaran iyi kalpli oyuncusu Atıf Kaptan, kötü adam rolleriyle ilgili şunları söylüyor bir söyleşide. Kötü temsil edilmeseydi iyiliğin kıymetini nasıl bilirdik? Fakat ben bir taraflı değilimdir. Zira müsbet karakterli rollere de zaman zaman çıktığımı herhalde hatırlayacaksınız. En büyük zevkim menfi karakterli rollerde nefret topladığımı, müsbet karakterli rollerde de sevgiyle karşılandığımı görmektir. Çok defa başarı derecemi anlamak için gizlice sinemaya giderdim. Bir defa rol icabı kızıma huşunetle vurmuştum. Önümdeki yanımdaki sıralarda gözün kör olsun herif, Allah cezanı alsın, yapılır mı bu gibi sözleri bizzat işittim. Bir aktör için en büyük manevi kazanç da bu değil midir? 1935 yılında Yıldız Dergisi ve 1954 yılında da Türk Film Dostları Derneği tarafından en iyi aktör ödüllerini kazanır. Sinema serüveni içinde 250'nin üzerinde filmde rol alır. 1953 yılında Mehmet Muhtar'ın yönettiği ilk korku filmi olan Drakula İstanbul'da ve Lütfü Akat'ın yönettiği Görünmeyen Adam İstanbul'da filmleri, oynadığı her filmde çeşitli tipleri ve karakterleri canlandıran Atıf Kaptan'ın filmografisi için olduğu kadar Türk sinema tarihi açısından da ilginç, önemli ve özel bir yere sahiptir. Usta oyuncu Atıf Kaptan 22 Nisan 1977 tarihinde Ürdün'de Ahu Tuğba ve Serdar Gökhan'ın da yer aldığı bir sinema filminde oynamak için gittiği Amman'da kalp krizi geçirerek aramızdan ayrılır. Ardında tiyatro ve sinema tarihimize onlarca ilki başardığı eserler bıraktı. Usta oyuncumuzu saygı ve rahmetle anıyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.